Bugün pratik pizza yapacağız. Evet, hepiniz hoş geldiniz. Videonun isminden de anlayacağınız üzere süper pratik bir pizza yapacağız. Herhangi bir kesme, biçme, işte hamur yoğurma falan işi yok. Elimizde tortilla ya da lavaş ekmeği var. Ama bizim yola çıkış noktamız Domino's'un dubleks tabanı. Yani yapmaya çalıştığımız şey biraz o. Biraz farklılıklar katacağım. Sonuç olarak gün sonunda daha önce denediğim bir tarif, endüstriyel bir pizza aslında elde etmiş olacağız. Şimdi sözünü verdiğim gibi iki tane tortillam var. Şöyle önü var, arkası var, bahçesi var, bağı var. Ayvası var, narı var. Devam edeceğim herhalde bu şakayı yapmaya. Evet, öncelikle bakınız. Burada bir süzme yoğurdum var. Şimdi bu süzme yoğurdu bir harç olarak kullanacağız. Ne istiyoruz? Hem güzel bir ıslaklık yaratsın. Yani şeyi, pizzayı fırına verdiğimiz zaman kurumasın. Hem tabanları birbirine yapıştırsın. Hem de güzel böyle ağzımıza yumuşacık bir şey hissedelim. Enteresan da bir şey söylemiş olduk. Ama sağlık olsun. Şimdi bu yoğurdu biraz suyla açıyorum. Böyle labne kıvamına getiriyorum. Şimdi soranlar olacak, yoğurtun tadı etkilemeyecek mi pizzayı? Şimdi normalde de pizza hamuru biliyorsunuz oldukça mayalı bir hamur. Hatta bazı pizzacılarda böyle arkadan ekşiliği de gelir ve ben bunu çok severim. Ondan dolayı da yoğurdun verileceği tadı zaten istiyoruz. Şimdi iki tabana da süreceğim. Birer kaşık koydum. Öncelikle bir yayalım. Dıştan içe doğru harelerle. Hare soygazı. Şaka şov ya. Bu mizah şovu hoş geldiniz Umut Kanuni ile. Böyle bir şey oluyor mu ya? Ya normalde kendim evde yapsam hayatta bu kadar uğraşmam da işte size güzel bir görsellik çıkarmaya çalışıyoruz diye. Şimdi dubleks taban neyle geliyor? Bir ben hazırlığımı cheddar peyniri konduğunun üzerine yaptım. Bir de galiba mozzarella peyniriyle yapılıyor. Tabii ki burada asıl kullandıkları hamburger, sarı hamburger peyniri. Ama bize yıllardır iteliyorlar bu peyniri. Cheddar peyniri diye. Bunu efendim orijinal cheddar peyniriyle de yapabilirsiniz. Burada güzel tetrisler oynayabilirsiniz ve kendinize güzel sürprizler hazırlayabilirsiniz. Sen neli pizza seviyorsun bu arada? Ben jambonlu pizza seviyorum. Tamam, çok güzel. Biz bugün sosisli pizza yapacağız. Bunu da çok güzel peynirini de yaydık ve bunu böyle üzerine bir örtüyorum. Şöyle de bir düzleştirmesini yapıyorum. İşlemin geri kalanını direkt fırın tepsisi üzerinde yapacağız. Çünkü rendelenmiş peynir ve çok dökülmesi muhtemel ürünler kullanacağız bugün. Şimdi bu arada tam buğdaylı tortilla ekmeği kullandım. Çünkü biraz daha hani ben mesela pide siparişi falan verirken de bir tam buğdaylı un tercih ediyorum. Sanki daha az güne işliyormuşum gibime geliyor. Ondan dolayı tam buğdaylı tortilla kullandım. Siz isterseniz beyaz tortilla da kullanabilirsiniz tabii ki. Öncelikle pizzanın tabanının sosu domates sosu. Ama bu domates sosu nasıl domates sosu Ahmetçiğim? Marinara. Bu marinara sosu harika. Yani şurada bulabilirsiniz. Ya da marinara sosu kullanmadığımız bir pizza tarifi yapmıştık. O pizza tarifi de ketojenik pizza tarifiydi. Ketojenik pizza tarifini de yine burada bulmanız mümkün. Onun içerisinde de daha ketojenik bir pizza sosu hazırlamıştık. Onu da kullanabilirsiniz iç rahatlığıyla. Biz denedik, bize hiçbir şey olmadı. Siz de kullanabilirsiniz. Ben domates sosunu bol kullanmayı seviyorum. Ben biraz pizzanın üstünü böyle ıslak seviyorum çünkü. Ya kuru kuru insanın boğazından kaymaz. İkinci olarak tabii ki pizzanın olmazsa olmazı. Normalde yurt dışında mozzarella peyniri kullanılıyor. Ama Türkiye'de aldığım mozzarella peynirleri bu hani çok mutfak programlarında ya da reklamlarda gördüğünüz böyle pizzayı bir çekiyorsun ve uzuyor falan. Kaşar peyniriyle denedim olmadı, dil peyniriyle denedim olmadı. Mozzarella diye satılanları aldım. Bu arada mozzarella bu beyaz suda mozzarella değil, sarı mozzarella. Onları da denedim. Olmadı. En sonunda kebir peynirinin bu uzama işlemini yapacağıyla alakalı şeyler okudum. Kebir bir tepi peyniriyle bugün ilk birlikteliğimiz. Bakalım kebir peyniri bizi
şaşkınlıktan öldürecek mi? Tadına baktım. Tadı hemen hemen kaşar peynirinin aynısı. Peki şu anda zaten bence bayağı pizzaya benzedi bu haliyle. Şimdi üzerine Ahmet'in istediği gibi sosisleri koyuyorum. Şimdi sosiste yani ben kendi adıma çok böyle kanatlıdan yapılan sosisi yani hindi ve tavuk sosislerini tercih etmiyorum. Yani burada iki tane yani bir tane pizza için şu anda valla bayağı da bu pizzanın boyuna göre bol malzemeli olacak. Burada iki tane parmak sosis kullandım. Valla yani maliyeti 3 liraya falan geldi. Onun dışında şöyle mısır koyuyorum. Çünkü sosisli pizzaya iki tane yakışan şey var. Bir tanesi mısır, bir tanesi de zeytin. Zeytini de bu şekilde dilimlenmiş zeytin satılıyor marketlerde. Bu tür makarna, pizza gibi şeyler yaptığınız zaman ben tavsiye ederim. Zeytin tamamen çünkü çekirdeğini çıkartmak falan hatta Ahmet çekimden önce söylüyordu işte eskiden olsaydı sen işte çekirdeğin içini de çıkartırdın falan. Ben de yaşlandım burada bir senedir çekim yapıyoruz. Yani biz de biraz artık kolaya kaçalım değil mi? Neyse pizzamız hazır bu arada. Bak sizi lafa tuttum pizzayı hazır ettim. Ve girdi. Fırınımız 200 derecede idi. Ben tercihen üflemeli de ama fırınınızın üflemelisi yok ise normalde de yapmanız mümkün. Bununla alakalı herhangi bir şeyi pişirmediğimiz için bizim için belirleyici olan peynirinin erimesi ve uzayan bir hale gelmesi. Ondan dolayı ben göz kulak olacağım. Benimkinin ne kadar da olduğu zaman sizinle paylaşacağım. Evet. Tam tamına 5 dakika oldu. Harika bir kızarıklık var çevresinde peynirin. Evet efendim. Buyurun sizin. Evet Ahmet'in en sevmediği bölüme geldik. Bir 2 dakika falan kesmek için biraz bekleyeceğiz. Bunu burada alalım. Biraz soğuyup oturmasını istiyoruz. Bak ama çok sağlam görüyor musun? Bak. Bak. Çok sağlam. Bunu böyle aldım. Ya biraz otursun. Lazanya kuralı. Bunun adı bundan sonra lazanya kuralı olsun. Lazanya kuralı. Biraz bekleyeceğiz. Biraz otursun. Kestiğimiz zaman dilim olarak güzelce bizim elimize gelsin.